Tecrit aslında kadınların yaşam açısından bir bütünsellik taşıyor. Yani sadece hapishanede bir tecrit var diyemeyiz. Doğduğumuz andan itibaren evlerin içinde yaşayacağımız öğretilerek büyütülüyoruz. Asıl mekanımız ev ve mutfak olarak tarifleniyor ve bunun dışında çıkışa dair her adımımız toplum tarafından ve devlet tarafından, erkek devlet tarafından cezalandırılıyor aslında. Bunun bir aşaması da kendi özgürlüğümüz için çıktığımız, kadının kurtuluş mücadelesi için çıktığımız yolda karşımıza çıkıyor. Kadın kurtuluş mücadelesinde bütün eylemlerimizin erkek devletin polisleriyle izole edildiği, tecrit altında tutulduğu, sesimizin bu şekilde engellenmeye çalışıldığı bir hayatın içerisinden bu eylemlerin sonucunda devletin şiddetiyle de bazılarımızın yolu hapishanelere düşüyor ve bu hapishanelerde tecritlerin en ağır koşullarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Yani bunun örneklerini şöyle verebiliriz. Örneğin Gülten Kışan'ın görüşçüsü reddediliyor. Yasaklanıyor o görüşçü. İşte bütün Kürt kadın siyasi tutsaklarının özellikle maruz bırakıldığı bir şey bu. Görüşçülerine izin verilmemesi, görüşe gidenlere davalar açılması, hapsedilmesi, hesabına para yatırmasının soruşturmaya konu edilmesi, mektuplaştığı insanlara soruşturmalar açılması, mektupların yasaklanması, kitapların engellenmesi, kitapların sınırlı halde sokması, bunun işte izledikleri kanalların sınırlandırılması, radyolarda belirli kanalları dinleyebilmeleri, gazetelerin, dergilerin önemli bir kısmının yasaklanıyor olması, doğrudan yasaklanmasa da hapishane idaresi tarafından girişinin engellenmesi. Bunların tamamı bir tecrit pozisyonu aslında. Türkiye'de bütün siyasi tutsakların karşı karşıya olduğu bir durum. Kadınlar için bu tecrit iki kat hale geliyor. Çünkü bir yandan da erkek devletin uyguladığı bir izolasyon, bir tecrit politikasıyla karşı karşıya kalıyorlar kadın tutsaklar. Bu tutsaklık boyunca yaşadıkları hiçbir şeyin dışarıya aktarılmamasını da içeren bir tecrit. Bu nedenle de Garibe Gezer'in hatırlarsak aslında mektubunda şunu söylüyordu. Sesimiz duyulsun diye bu eylemi gerçekleştiriyorum diyordu. Tecidi kırmaya yönelik bazen yaşamın ortaya konulduğu eylemler açığa çıkıyor. Çünkü ciddi bir baskı, şiddet ve bunun yanı sıra da tutsak kadınlara, siyasi ve adli tutsak kadınların tamamına oradaki gardiyanlar, müdürler ve işte jandarmaların uyguladığı cinsel şiddetin değişik boyutları var. Yani üst aramalarının dayatılması, doktora gidebilmek için çıplak arama dayatması, bunların tamamı cinsel şiddet. Ve bunların tamamı aslında tecrit oluşturuyor. Çünkü cinsel şiddet görmek istemiyorsan doktora gidemiyorsun. Doktora gidemediğin için, zaten tecritte tutulduğun için de nükseden, artan, ortaya çıkan hastalıklarından doğru tedavi olamıyorsun. Kapsamlı bir tecrit politikasıyla karşı karşıyayız. Yani eğer yaşamlarımızı özgür hissetseydik, 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşlerinde binlerce kadın İstiklal'in kapatıldığını bilerek, Taksim Meydanı'nın kapatıldığını bilerek o alanı akmazdı. Polis jetiyle karşılaşacağını bilerek, belki eylem alanına ulaşamayacağını bilerek alana çıkmazdı. Çünkü özgürlük yok, özgürlüğü istiyoruz. Tüm Türkiye'de ve Kürdistan'da da aslında böyle gelişiyor. Hapishanelerdeki siyasi tutsakların, demir tutsakların söyledikleri bir şey vardır. Düşüncelerimiz özgür. Bedenlerimiz burada. Ama biz düşüncelerimizde özgürüz. Bu aslında bir denklemi ifade ediyor. Biz tecrüde toplumun bütününde yaşıyoruz. Yani tamamında söylediğimiz sözlerin birbirine ulaşmasının engellendiği hayatlar yaşıyoruz. Hatta evlerimizdeki tecrit şöyle, yan dairemizde bir kadın şiddete uğrarken biz o sesi duymamak zorundayız. Bu da bir boyutu. Sadece o duvar engellemiyor. O şiddete karşı ses çıkaracak dayanışma ağlarına ve güce sahip olmamanın da bir gerçekliği var. Hayatımızda bir karşılığı var. Tecrit sadece kişinin bir yere kapatılması değil. Hakikaten biz bazen kadın çalışması yaparken gezdiğimiz evlerde bunlarla karşılaşıyoruz. Diyor ki, komşunun sesini duymuyorsa yalnızsın demektir. Bugün Türkiye'de en yoğun işte KHK'lerle en çok eylemlerin yasaklandığı, sokakların kapatıldığı, her yere seyyar karakolların kurulduğu süreçlerde bile sokağa çıktık, kitlesel eylemlerle sokağa çıktık. Hatta bütün bu baskı karşısında faşizm şok
yaşadı. 8 Mart'ların, 25 Kasım'ların, İstanbul Sözleşmesi eylemlerinin bu kadar kitlesel olması, bu kadar çok kadının katılması ve Lubunyaların katılması ve o barikatları yıkıyor olmamız. Söktük barikatları birçok eylemde. Bu aslında tecriti nasıl kıracağımızın yöntemi. Hapishanedeki yoldaşlarımız, kadın yoldaşlarımız için de tecriti nasıl kıracağımızın anahtarı burada. Birbirimizin yaşamına dokunup o yalnızlığı, patriarkanın kadınları yalnız bırakmasının tecridini nasıl kıracağımızın da anahtarı o sokaktaki birlik halimiz. Tecrit aslında bir devlet pratiği olarak yüzyıllardır karşımıza çıkan bir kavram. İtiraz eden, iktidarın pratiğine karşı çıkan, muhalefet eden devrimcilerin, sosyalistlerin, halkın aslında toplumdan soyutlanarak susturulması, böylelikle de o var olan isyanın önüne geçilmesi, yayılmasının önlenmesi amacını taşıyor. Türkiye'de de bir devlet pratiği olarak tecrit uzun yıllardır hayatımızda var. Siyasetçilerden devrimcilere, kadınlara, LGBT artılara kadar aslında uzanan bir tecritten bahsediyoruz. Kadınlar özelinde özellikle 25 Kasım yaklaşırken konuşmak gerekirse kadınlar bu toplumda en çok acıyı çeken, en çok baskılanan, dışlanan, ikinci sınıf insan muamelesi gören bir kesim. Ataerkil bir devlet içerisinde, ataerkil politikalar içerisinde aslında kendi varlığını, kendi yaşamını var etmeye çalışıyor kadınlar. Avukatlardan kadınlara, Kürt hareketinden sosyalistlere birçok kesim şu an hapishanelerde sadece ifade özgürlüğünü kullandığı için, mücadele ettiği için, sadece düşüncelerinden kaynaklı içeride tecrit politikaları elbette hukuki değildir. Herhangi bir yasaya sığdıramıyoruz. Tamamen bir devlet politikası olarak haksız ve hukuksuz bir şekilde uygulanıyor. En yakın zamanda şuna şahit olduk. Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın aslında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullandığına ilişkin iddiaların araştırılmasına yönelik yaptığı değerlendirmenin hemen ardından bir sabah baskınıyla gözaltına alındığını ve çok hızlı bir şekilde tutuklandığını ve aslında toplumdan tecrit edildiğini gördük. Şebnem Korur Fincancı yıllardır Türkiye toplumuna, Türkiye halklarına çok büyük emek veren bir kadın, bir insan hakları savunucusu ve tamamen aslında kendi düşüncelerinden kaynaklı şu an içeride tutuklu. Bu neden devlet için bir risk oldu, neden devlet için bir tehdit haline geldi diye soracak olursak aslında neden tecrit edildiğini de anlayabiliriz. Şu an Türkiye'nin uluslararası bir savaş suçu işlendiği iddia ediliyor. Ve Türkiye bunun araştırılmasını dahi istemiyor, bunun dile getirilmesini dahi istemiyor. Kaldı ki sonraki süreçte hem Şebnem Hoca'nın tutuklandığı gün ve ardından gelen eylemlerde şunu gördük. Devletin sadece işte hapishanelere sıkıştırarak insanlara bir tecrit uygulamadığını gördük. Son zamanlarda şöyle bir pratikle karşılaşıyoruz. Devrimcilerden kadınlara birçok alanda aslında şu an insanların sokağa çıkmasının önü kesiliyor ve çok sert bir polis saldırısıyla karşılaşıyoruz. Daha sözünü söyleyemeden abluk altına alındığımız, gözaltına alındığımız ve aslında işkence uygulanarak gözaltına alındığımız süreçler yaşamaya başladık. Elbette şu an bunun sebebi Türkiye'nin içeride ve dışarıda sıkıştığı, aslında tekrardan bir savaş politikasına sarıldığı ve oradan tekrardan kendini konsolide etmeye çalıştığı bir süreç. Dolayısıyla sokağın önünü kapatmak isteyeceği, tecride daha fazla yöneleceği bir süreçten geçeceğiz gibi görünüyor. Yani aslında biz devrimcilere düşen görev şu anda bu tecrit sistemini, bütün halka yayılan, bütün alanlara yayılan tecrit sistemini kırmak. Bunun için aslında zaten hali hazırda mücadelemizi sürdürüyoruz. Her ne kadar baskıyla, şiddetle, abluk altına alarak bizi geriye çekmek isteseler de biz bir şekilde sokağa çıkmaya ve aslında hala mücadeleyi sürdürmeye devam ediyoruz. Kadınlarla, LGBT artılarla, Kürtlerle, Alevilerle buluşmaya devam ediyoruz. Bir seçim sürecine girmiş durumdayız hali hazırda. Bu sürecin aslında istiklal
Caddesi'nde gerçekleştirilen bombalı eylem şunu gösterdi bize. Devlet 7 Haziran 1 Kasım arasında uyguladığı korku iklimini tekrar devreye sokuyor. Burada aslında bize düşen görev iktidarın söylediği yalanlara, söylemlere karşı söylemler üretmek. Biz aslında şu an var olanın biraz kurgu olduğunu görüyoruz. Devlet kliklerinden birinin bombalı eylemi gerçekleştirdiği görülüyor. Çünkü ellerini yüzlerine bulaşan bir durum var. Yapılan açıklamalar sürekli birbirini yalanlıyor. Ancak bu bir şekilde kullanıldı ve şu an Kobane'ye saldırıldı, bir savaş açıldı. Oradan kendini konsolide etmeye çalışacak bir şekilde. Çünkü güç kaybediyor, meşruiyetini kaybetti. Bizlere düşen görev aslında mücadelemizin meşruluğunu dillendirmeye devam etmek. Biz meşru bir zeminde mücadelemizi sürdürüyoruz. Bize dayatılan politikalara, karanlık bir geleceğe mahkum değiliz. İşçilerden emekçilere, kadınlara, birçok insan aslında şu an bir krizin içerisinde ve yarınının ne olacağını dahi bilemiyor. Bu sıkışmışlıktan ancak kendi çıkışımızı örerek çıkabiliriz.